Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosu açıklanan Şişe Cam firmasına bakacağız. Şişe Cam'ın arkadaşlar hem temel hem teknik analizini yapacağız. Buyurun gelin hızlıca başlayalım. Arkadaşlar burada baktığımız vakit Şişe Cam'ın Net kar büyümesi burada ciddi bir dikkatimizi çekiyor. Net kar büyümesi arkadaşlar tam bir sene önce 16 iken yüzde 16 iken şu anda artı 12 artı yüzde %12 12'de ciddi bir toplama yapmış kendi tarafında. Buna binaen net satışlarında da bir önceki seneye göre 2 puanlık bir artış var. 16'dan 18'lere gelmiş arkadaşlar. Ve asıl önemli nokta şurası. Öz sermaye büyümesi arkadaşlar. Bizler için önemli olan burası. Burada öz sermaye büyümesi bir önceki sene %15. %15 iken şu anda yüzde %51. Burası gayet pozitif bir değer sunuyor arkadaşlar bize. Şurada aşağıya doğru inelim yine. Fiyat kazanç tarafına bir sonrakinde hem bahsedeceğim sizlere. Hemen şurada söylemek istediğim noktaya da bakalım. Net kar marjı tarafında arkadaşlar şirketin herhangi bir değişim yok. Bir sene önce de 10.5'muş, 10, .10 bu sene de 10 gelmiş. Ekstrem bir değişim yok. Burada öz sermaye karlılığı da 13'ten 11'e gelmiş. E, ekstra kayda değer bir durum görünmemekte. Ve özellikle şurası da önemli bizler için. Cari oran arkadaşlar şirketin 2.5 gelmiş ve likit oranı da 2 gelmiş. Bunlar gayet güzel. Bunların ne manaya geldiğini eğitim setimizde de görebileceksiniz zaten. Hemen sı hızlıca şuradan da bakalım sizlerle birlikte. Bir önceki sene arkadaşlar satış yıllık satış gelirleri 21'den bu sene 20.6'ya gelmiş. Çok ekstrem bir değişim yok. Esas faaliyet kar marjı 13'ten arkadaşlar 12'lere doğru gelmiş. Hafif bir düşüş sağlamış. Net kar marjı arkadaşlar 8.9'dan bu sene 10 olmuş. Daha karlı bir faaliyet gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Hatta şöyle söyleyeyim. Daha demin yanlış çeyreğe baktık. Net kar marjı bir önceki sene 10'muş. 10.5'muş. Bu sene de 10. Hafif bir düşüş sağlamış. Onu söyleyeyim. Öz sermaye karlılığı 13.9'dan bu sene de 11.6'ya gelmiş. Ekstrem bir düşüş değil normal. Covid yani bu süreçteki koronanın etkileri de bunların içinde olduğunu söyleyebiliriz. Brüt esas faaliyet kar marjı 32'den arkadaşlar 31. Ekstrem bir düşüş yok arkadaşlar şirket tarafında. Bir de şirketin sektöre göre nasıl konumlandığına bakalım. Arkadaşlar şurada baktığımız vakit cam sektörü 10.8. Şişe cam da 10.8'de kalmış burada. Piyasa değeri, defter değeri tarafında ise yine cam sektörüyle birebir aynı hareket etmekte. Bir cam sektörü bir, e, ilgili firma da bir puanda. Yani ne ucuz ne pahalı sektöre denk gidiyor. E, güzel de bir bilanço açıklamış. Şişe cam. Şurada özet analiz tarafında arkadaşlar net satışlara baktığımız zaman yıllık bazda. Geçen sene 18 milyonlardan bu sene 21 milyonlara gelmiş. Esas faaliyet kar, kar tarafına baktığımız zaman arkadaşlar geçen sene 2.4 milyonlardan bu sene 2.7'lere gelmiş. Esas faaliyet karlılığında da bir artış olduğunu sizler de burada gördünüz. Burada ekstradan dikkat edeceğimiz, söyleyeceğimiz FK oranlarından sizlere bahsettik. Piyasa değeri, defter değeri oranlarından da bahsettik. Karşılaştırmalı tarafta baktığımız zaman ise arkadaşlar sadece bunun açıklandığı için şu anda burada söyleyebileceğimiz aktif yıllık karlılık tarafında şirkette hafif bir düşüş var. Bunun sebebini zaten bir öncekinde söyledik. Covid olarak başlı nedenlerden biri olarak Covid'i gösterebiliriz. Diğer tarafta hem öz sermaye tarafını zaten söyledik. Öz sermaye karlılığındaki pozitif durumun devam ettiğini burada şunu söyleyebiliriz borç kaynak oranı bir önceki sene yüzde 50.6 iken bu sene yüzde 49'a düşmüş yani yüzde bir buçukluk şirket borcunu azaltmış bu pozitif olduğunu bunun söyleyebiliriz yani arkadaşlar şişe cam temel analiz tarafında açıkladığı 2020 yılı bilançosunda herhangi bir negatif durum görünmüyor özellikle öz sermaye tarafında gayet güzel veriler bizlere açıkladı. Onu da şurada söyleyelim tekrardan. Öz sermaye büyümesi bir önceki sene %15 iken bu sene %51. Yani temel analiz tarafında herhangi bir negatif durum yok. Pozitif bir bilanço açıklamış şirket. Yani bu zor süreçte bu şekilde pozitif olması da tebrik etmek gerektiğini düşünüyorum. Bir de teknik analiz tarafına bakalım arkadaşlar hızlı şişe camın. Ben arkadaşlar sizler için şu kanalı çizdim. Şişe cam bu kanal içinde gidip geliyor. Yani kanal dışına çıktı oluyor fakat kanala doğru iniyor. Şu anda baktığımız vakit şişe cam seansın sonlarına doğru zaten şu an seans kapanacak, kapandı kapanacak. Eee 7.5 liralarda fiyatlanıyor. Burada da baktığımız vakit arkadaşlar e, kanalın içinde hareket ediyor. Kanalın dışına çıkmıyor hatta şuralarda zaten alım gelmiş 7.26'larda kanalın içinde ve yukarılarda da aynı önemli 8.05'ler var. Kısacası şişe cam şu anda ortalamalarında hareket ediyor ve kanal içinde hareket ediyor. Kanalın aşağı yönlü altına sarkması bir alım fırsatı yukarıya çıkması da e, yatırımcılar evet artık iyi bir fiyata geldi satış tarafında kendilerini e, konumlandırıyorlar bunu söyleyebiliriz. Kısa vadeli trende baktığımız vakit negatiften kendini pozitife çevirmeye çalışıyor. Bir Borsa İstanbul'daki düzeltmenin etkilerini gidermeye çalışıyor. Onu söyleyebilirim kısa vadeli baktığımız vakit negatif görünse de kanal içinde hareket ediyor. Bu da güven veriyor açıkçası. Ee, videoyu toplamamız gerekirse arkadaşlar temel analiz tarafında herhangi bir negatif durum görünmüyor. Temel analiz tarafı gayet pozitif bir bilanço açıkladı. Teknik analiz tarafında da kanal içinde hareket ediyor. Bu kanalı bu kanalı takip edile bu kanal takip edilebilir. Bunlar benim kişisel şahsi görüşlerimdir. Lütfen bunlara göre hareket edelim. Biz size buradaki gördüğümüz verileri seslendiriyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki şirket analizinde görüşmek üzere.